Şimdi arz talep dengesini tutmak çok önemli. Neden? Atatürk bile Cumhuriyeti kurduğu zaman köylü milletin efendisidir demiş. Bunu bilerek söylemiş. Niye? Çünkü gıda maddeleri her yerde çok önemli. Yani öneminde ötesinde hayati. Şimdi bu gıda maddelerini üreten geniş kitleyi mutlaka desteklemek lazım. Yani onları parasız pulsuz bırakmamak lazım. Şimdi şikayet ediyorlar. Üretim maliyetleri çok yüksek. Mahsulü satıyoruz zararına. Ama fakat bir yanda da tüketici diyor ki satın alıyorum çok pahalı. Ben de diyor zarar ediyorum. Diyor. Peki kim kâr ediyor? Dolayısıyla Sayın Albayrak bu işe eğilmiş olması çok önemli. Çünkü burada tarım tarafında yani gıda tarafında işlenmemiş gıda tarafında atılacak her adım Türkiye'ye parlak bir gelecek sunar. Çünkü Merkez Bankası anketlerinde enflasyon beklentiyle alakalı özellikle 24 ay sonraya çok olumlu. Merkez Bankası'nın hedeflemesi doğrudan tüfe olamaz. Yanlışı orada. Merkez Bankası çekirdek enflasyonu hedefleyecek. Nedir çekirdek enflasyon? Kısaca izleyiciler için anlatayım. Mevsimsel olmayan her ay mecburen satın aldığımız tüm mal ve hizmetler. Demek ki mevsimsellikle yapacak bir şey yok. Sivri biberin fiyatı bir anda %40 artıyor. Ne yapayım yani? Ona Merkez Bankası ne yapsın yani? Domatesin fiyatına ne yapsın? Ama ben diyorum ki aylık olarak mecburen aldığımız ne varsa bunların fiyatıyla alakalı mecburdur Merkez Bankası bir önlem almaya. Yani elindeki enstrümanlarla çekirdek enflasyonla mücadele edebilir. Acaba bir talep enflasyonu mu var? De biz sürekli olarak kasada %10 indirim istiyoruz. Güzel bir proje. O ayrı mesele. Veyahut da hadi indir bakalım. Hadi indir bakalım diyoruz. Yoksa aslında üretici tarafında ciddi bir enflasyon var da biz onunla mı mücadele etmeliyiz? Bence ikinci şık. Yani şöyle enflasyonla mücadele rahmetli babamın söylediği şeyi aktarayım. Erdoğan Halki'nin. Diyor ki mal ve hizmet üretenin maliyetini düşürüp onların rasyonel fiyatla tüketiciye mal ve hizmet satmasını sağlamaktır diyor. Demek ki biz birinci acil önlemde dedik ki ya arkadaşlar bir kere anladık hani sıkıntınız var ama biraz karınızdan feragat edin de memleketin enflasyon rakamları tuhaf tuhaf çıkmasın. Çünkü yurt dışına gittiğimizde anlatamıyoruz. 33'ler 45'ler falan. Tamam onda bir başarı sağladık. Yani kasada %10 indirim. Efendim işte denetimlerin sıklaştırılması hatta faiz oranlarıyla alakalı da düzenleyici otoritelerin denetimini sıklaştırdığını görüyoruz. Ama bu enflasyonu düşürmek için yeterli değil. Şimdi bunun hemen arkasında bütün sektörlerde bir maliyet analizi yapmak lazım. Bana bugün sosyal medyadan özellikle gönderilen mesajların tamamında hocam üretici maliyetleri çok yüksek. Üretici maliyetlerini düşürelim. Bakın gördünüz mü piyasada fiyatlar da düşecek diyorlar. Demek ki bizim alelacele bizim bu Ticaret Bakanlığımızın, Maliye ve Hazine Bakanlığımızın hatta diğer bakanlıkların bir araya gelerek Tarım Bakanlığı'nın özellikle şu üreticideki yüksek fiyatlamanın sebebini anlasın.